Selam arkadaşlar, sevgiyle selamlıyorum. Evet, iki tane ahşap plakaya ihtiyacımız var. Bir tarafı etamin görünümlü, diğer tarafı tamamen düz. İki tane ve iki tane aynı ölçülerde 4 milimlik olan kanvasa ihtiyacımız var. Ölçülerini hemen vereceğim size ben. Ahşap plakayı kanvasın üzerine yerleştiriyorum. İki tarafta eşit şekilde sayıları bırakıyorum. İç kısımdaki deliklerden, gördüğümüz deliklerden çizerek bir boşluk oluşturuyorum. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar bir iç kısımdaki boşluklardan ölçü alarak bir de kalın deliklerin hizasından olacak şekilde iki çizgi halinde çiziyoruz. Ve bu kısmı ikisinde de aynı şekilde iki plaka, iki kanvasta aynı şekilde iç kısmı çıkartıp atıyoruz. Delik sayıları, yanları ve çıkıntı kısımlarını size söyleyeceğim. Hemen not aldım. O kısımdan size anlatarak paylaşmak istiyorum. Şu üstteki delik sayısı arkadaşlar 74, 74, 43 buçuk santim. Alt kısımda 64 tane kare var, 38 santim. Şöyle baktığımızda 48 kare 28 buçuk santim, 33 santim de bu kısım arkadaşlar. Bunları zaten size görüntüde de vereceğim. Nasıl çizeceğiz? Şu kısmı anlatmak istiyorum. En önemli detay burası zaten. Şimdi belirli bir boy kadar bıraktım. Bu kısımdan 2, 4, 6, 8 tane kare bıraktım. 2 kareyi çıkardım. Ve 3 kare bu kısımda bıraktım. Aşağı doğru kesim. Burada da 2, 4, 6 tane kaldı. 3 kare şurada kaldı. 3 kare bunlar bizim katladığımızda iç içe gelecek 3 kare olacak. 3 sıra olacak. Buradan da diğer birbirine eklediğimizde 3 kare olacak. Yerleştireceğiz. Aynı köşe kısmı da bu şekilde. Diğer parçaları da aynı yapıyoruz. Şurada iki isterseniz bir boşluk da bırakabilirsiniz. O şekilde de yerleştirebilirsiniz. Nasıl yapacağız? 3 kare olacak şekilde üst üste yerleştiriyoruz. Tutturuyorum. Alt kısma gelecek içine. Bunu üzerine katlıyoruz. Şurayı sıfırlıyoruz köşeyi. Diğer kısmı da yerleştireceğiz. Üçer karede bu kısımda katlanacak. Üstüne gelecek şekilde 3 tane karenin, 3 çizginin böyle dikerek iple baştan başlayarak karşılıklı diktim. Buraya kadar geldim. Daha sonra köşeleri dikiyoruz. Buraya kadar da geldim arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Tam olduğu yerden böyle katlayarak bu kısmı da tutturacağız arkadaşlar. Köşeleri olacak. Bütün işleyeceğiz bu çantamızı. Aynı şekilde diğer tarafını da yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da bu kısmın içini çıkartacağım keserek. Sonra çantamızın işleme aşamasına geçeceğiz. İki tane radye ipliğim var. Bu renkte kullanmak istiyorum. Bu kısmı çıkardık. İki taraftan da. Şimdi örneğimizi başlıyoruz. Köşe kısmından işaretlediğim yerden çizgi aynı şekilde. Diğer tarafında da aynı var. Şu kısımdan başlayacağız. Diğer uca kadar gidip tekrar geri geleceğiz. Gidip tekrar geri geleceğiz. Bu kısmı, bu parçayı şu çizdiğim yere kadar hizadan geri döneceğiz. Şöyle düşünün, gidip bu köşeyi yapacağız. Daha sonra K olarak da alt kısmını yapacağız. Yatay olarak da tekrar bu kısmı yapacağız. Şimdi bu yönden başlıyorum. İlmeğimizi geçirdik. 1, 2, 3, 4. ilmeğimizi
tığımızı geçiriyoruz. Tığımız bu arada 3 numara. İnce tığ kullanın. Rahat edebilirsiniz. Daha rahat çekersiniz. İlmeğimi istediğim boyda uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. boşluğa geldiğimizde tekrar bir, iki, üç, dördüncü boşluğa gelince bir, iki, üç, dört, böyle bu sırayı diğer başa kadar gidiyorum arkadaşlar. Aynı sıradan geri döneceğim sonra. 1, 2, 3, 4. İstediğim boyda uzatıyorum. Alttan da ipimi yürütüyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle biraz düzeltiyorum. 1, 3, 4. Çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Böyle başa kadar geliyorum arkadaşlar. Evet. Başa geldim. Buradaki şu kısma bir tane ilmeği geçiriyorum. Geri dönebilmek için arkadaşlar. Tam ortasındaki boşluğa batıyoruz. Yine dördüncüyü sayarak devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Tam ortasına denk geliyor. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Şuradaki şunu ayarlamanız gerekiyor. Ne kadar geleceğini ayarlamanız gerekiyor. Boylarını bir, iki, üç, dört. Ayarlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yine diğer kısma kadar gidiyoruz. Sıra başına geldik. Alttaki sıraya geçiyorum. İlk boşluktan ilmeğimi geçiriyorum arkadaşlar. Aynı yerlere denk getirmeye çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4. boşluk. 1. sırada olduğu gibi aynı işlemi yapacağız. Dönerken de burada döndüğümüz gibi aynı boşluklara, ortalarına denk gelecek şekilde batacağız. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Yine sıra başına kadar devam ediyorum. Örneğimiz böyle arkadaşlar. Sıra başından yine aynı sıradan geri döneceğiz. Ve ortalarına batarak denk gelecek şekilde oluyor. Dört. Dördüncü boşluğa batarak devam ediyoruz. Böyle etrafını aynı şekilde döneceğiz. Bu kısmına geldiğimizde yine bu kısmı göstereceğim size. Buradan gidip gelmeyi. Daha sonra da alt yönü göstereceğim. Bu kısmı bakın böyle tamamladım. Çevreleyerek kestiğim yerin etrafından her boşluğa batacak şekilde buraya kadar geldim. Şimdi artık şurada gördüğümüz benim çizdiğim yeşil çizginin İçindeki karelerden çapraz olacak şekilde azaltarak aynı şekilde buradan da arkadaşlar gidip geleceğiz. Buraya kadar böyle kısalacak. Her sırada birer kare içine girerek devam ediyoruz. Şimdi bakın, şimdi bu sıramızı geldik buraya kadar. Hemen artık berideki bir önceki kareden geçirerek işlemimizi tamamlıyoruz.
Bir önceki sıradaki battığımız yeri takip ederek giderken dönüşte de bir önceki sıranın dönüşteki battığımız yeri takip ederek devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4.'ye geldik. Buraya. Bir, iki, üç, dört. Devam edeceğiz böyle. Aynı sıradan yine dönüyoruz. Böyle devam ediyorum. Çok gerdirmeyelim. Çünkü bu şekilde bir çanta olacağı için biraz bol yapmamızda fayda var. Çok fazla gergin olursa çok yuvarlak durur. Şöyle bir yassı çanta olması gerekiyor. Taktığımız zaman ahşap saplarını. Sırayı geri dönüp geldim. Şimdi sıranın başından bir sonraki kareye devam edecek şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Hemen buradaki ilmekten, pardon, buradaki kare boşluğundan ilmek alıyorum ve çıkartıyorum. Boşluğumuz 1, 2, 3, 4. O yüzden bir sonrakine batacak şekilde devam ettim. Şimdi 1, 2, 3, 4 devam ediyorum yine böyle. 1, 2, 3, 4 devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu sıraları böyle çizdim. Sırayı siz de böyle bir çizgi oluşturursunuz. Nasıl bir görüntü istiyorsanız. Bakın bu kısma kadar geldik. Şurada küçük bir hatam oldu. Atladım. Onu diğer kısmı yaparken dolduracağım arkadaşlar. Şöyle bir düz bir çizgi olması gerekiyor. Bu kısım gayet güzel oldu. Şimdi artık buraya kadar geldik. Buradan sonra bakın şu kısımdan itibaren şöyle burada da bir çizgi var. Yukarı doğru yapmaya başlayacağız. Döneceğiz. Yukarı yönde devam edeceğiz. O yüzden buradaki ilmeğimi alttan içeri alıyorum. Evet, şimdi buradan ilmeğimizi yukarı çekiyoruz. Buradan başlayarak devam edeceğiz. Köşedeki noktaya batıyoruz ve çekiyoruz. Şimdi dönüyoruz bu tarafa. Yine bu kısımlara uyacak şekilde yaparak devam ediyoruz. Yani bir önceki sıranın gidiş yönündeki battığımız noktaya batacak şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4. Şuradan bir ilmek alalım. Köşeye geldik. Şuradan da yukarıdaki battığımız yerlere batacağız arkadaşlar. Boşluk oluşmasın diye aynı bir önceki döndüğümüz bu yöndekilerin başındaki battığımız noktalara batıyoruz. Yani şuradaki battığımız noktalara batıyoruz ki bütünlük sağlasın. Şöyle batarsak aralıklı kalır. Şimdi aynı yerden bir kez daha geri gideceğiz. Sıkılaşmak için diğer boşluktan batıyoruz. Köşedeki noktaya.
aynı yere batıp köşedeki noktaları aynı yere batıyoruz, dönüyoruz. Burası köşe olduğu için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. O yüzden şuradaki noktamıza batacağız. Evet, şimdi buradan köşeye dönüyoruz. Bakın artık burada bu sırayı takip ederek devam edeceğiz. 1 2 3 4. boşluğa batacağız. Bir, iki, üç, dördüncü boşluğa batıyoruz. Evet, böyle devam edeceğiz. Bakın buradaki iki sıra yaptığımızda eğer burada bir boşluk kalırsa arkadaşlar, daha sonra iğneyle aynı iplikle buraya dikebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Bu kısımdan yine tekrar böyle devam edeceğim. Bu üçgen kısmı gelene kadar bu parçayı da böyle bitiriyoruz. Bu kısma kadar geldik. Dediğim gibi bu kısmı yana bakacak şekilde ilmek kaydımı yaptım. Çizgiden itibaren alt kısmı da alt tarafa bakacak yönde ilmek kaydırma. Bakın bu hizadan devam ettim. Şöyle aynı şekilde bu tarafta gelebildiğim noktalara kadar geliyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi alt kısmından itibaren birinci şu ilmekten itibaren devam edeceğiz. Önce ilmeğimizi denk gelmiyorsa eğer bu hizaya, içinden ilmeği bu kısımdan içeri geçiriyoruz. Evet. Şimdi ipimi ayarlıyorum. Ne yapıyoruz? Oradan birinci sıradan itibaren şuradaki boşluktan başlayarak ilmeğimizi yukarı çekeceğiz. Şöyle yapalım. Şöyle bir. Evet. Buradan itibaren yine aynı şekilde 4 boşluk atlayarak olacak şekilde yapmaya devam edeceğiz. 4. boşluğumuz bu kısımda. Çok pardon. Şöyle. Bu boşluktan ilmeğimizi, tığımızı pardon, geçiriyoruz. Şimdi çift kat bu taraf olduğu için biraz birinci aşamada ilmek alırken zorlanabiliriz. Geçireceğiz ve kaydıracağız. Dördüncüye ve alttaki ek olan kısım plastik, onun da içinden geçiriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Sondaki noktaya batıyoruz. Aynı şuradaki battığımız noktanın dibindekine batmaya çalışacağız. Şöyle bir boşluk oluşturup ilmeğimizi çıkartıp çekiyoruz. Şimdi buradan aynı yoldan hizadan geri döneceğiz. Birinci boşluğa batmak zorundayız ilmeğimizi düğümlemek için. Evet, çıkarttık. Biraz gösterirken zor oluyor. Birinci boşluğumu şimdi buna göre uyduracak şekilde yapıyoruz. Dörtlüyü tam ortasına denk geliyor. Şu kısmı batarak üst üste kalmaz olduğu için biraz ilmek almak bu
kısımlarda zor. Ben ana temasını fikri göstermek istiyorum. Şöyle yapıp 4 sayıp devam edeceğiz. Sonra diğer sıralara her boş sıralarına denk gelecek şekilde şunların içinden alacak şekilde devam edip üst kısma kadar devam edeceğiz. İpim bakın birinci kısım daha bu kadar kaldı. İkinciye geçeceğim. Bir tane bu kısma kadar yetti. Çantamızın diğer kısmını da tamamlıyorum. Yukarı kadar geleceğim. Bu kısmın daha düzgün görünmesi için ilmek kaydırma yaptım. İlmeğimizi buradan başlattık. Şu kısımlar daha bir sıkı gidip geldim ve üçüncüye iri ilmeklerle devam edip sonra buraya da devam ettim. Şimdi nasıl yapıyoruz? Hemen buradan bir ilmek alacağız. Şu çizgiyi takip edecek şekilde. Şu birinci bu kısım zaten altta kalacak. Şöyle bir ipliğimizi yukarı çekiyoruz. Biraz daha hafif ilmeklerimiz geniş olacak şekilde ilmeklerin arasından ilmeği de alt, ipliği de alttan yürüterek çekiyoruz. Bulduğumuz boşluklardan geçirip ilmek ayarını yapıyoruz. Uzunluklarını. Daha bir muntazam görünüyor. Bu şekilde ilmeğimizi yürüterek aralarını düzgünlüğü de sağlamış oluyoruz. Arzu ederseniz yaparsınız, isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama ben daha düzgün bir görüntü olsun istedim. Denedim ve güzel oluyor. Böyle devam edeceğiz. Alt kısmı göstereceğim. Şimdi o kısma kadar geleyim. Alt kısmına geldiğimizde her bir boşluktan ipliklerini kestim. Tel yaptım. İplikleri kestim. Alttan çekeceğim onları. Tam çıkartamıyorum üzerinden işlediğim için. Şu kahverengi ipikleri daha sık her kanvas boşluğunun arasından yapacak şekilde dönüyorum. Böyle devam edeceğim. Şuradan. Sonra geri geleceğim. Sonra büyük burada yaptığım gibi iri ilmeklerle devam edip yukarı doğru gideceğim. Geri döndüm. İkişer defa yaptım. Yani yaptım. Tekrar bir geri dönüş yapıp başladım. Şuradaki kısımdan şimdi daha büyük ilmeklerle şimdi yoluma devam ediyorum böyle. Daha aralıklı olacak şekilde. Ben şimdi herhangi bir noktaya batıyorum bulduğum boşluklara. Onu size çok açıklayamayacağım. Yani nerede boşluk varsa o kısımda kapatmak maksatlı bu buradaki kareleri. Oradan ilmek çıkarttığınız noktalardan fazla da plastiğimizi zedelemeyecek şekilde devam edeceğiz. Şimdi buradan da yukarı doğru geçiyorum. Şöyle elimizi de düzeltelim. Şimdi bu noktada da buraya batacağım. Şöyle çıkartıyorum. Noktada. Evet, böyle devam ediyorum. Bu kısmı da bitireceğiz böyle. Bakın. Bir tarafında böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Biraz. Her bir boşluktan ikişer defa geçecek şekilde bu kısımları dolduracağız.
İstediğimiz yönü seçiyoruz. Her iki taraf aynı. Daha pürüzsüz olan kısmı seçip kendimizden yönü tutup ikişer defa sık iğne yapıyoruz. İnce bir tığ ile uyguluyoruz. Köşelerde iki tane köşe kısımları var. O kısımlara üçer tane yapıyoruz ve devam ediyoruz. Evet, düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağız. Etrafını döneceğiz. Burada ipimizi kesip bitireceğiz. Aynen bu parçada olduğu gibi 3 tane yaptım köşelere. Burada ipimi bitirip içine ipini saklıyoruz arkadaşlar. 2 parça bittikten sonra bu parçaya da istediğiniz deseni işleyebilirsiniz. Öncelikle tavsiyem, çantanıza monte etmeden önce bu parçayı ne desen yapmak istiyorsanız iğne ile tığ, çünkü çok ince bir aralıkları var, tığ girmez. İğne ile, ince bir iğne ile, farklı bir iple de yapabilirsiniz. Şöyle setlerin içinde bu desenler çıkıyor. İsterseniz bunları etamin şeklinde buraya işleyebilirsiniz. Farklı desen de deneyebilirsiniz. Ben farklı desen denemeyi düşünüyorum. Bir deneyeceğim. Bu kısımları bitireyim. Daha sonra parçalarımızı çantamıza eklemeyi göstereceğim. Şimdi nasıl eklendiğini göstermek istiyorum. Ahşap koplarımızı bitmiş çantamızın üzerine yerleştiriyoruz. İyice tutturalım arkadaşlar. Toplu iğne ya da bir tutacak yardımıyla güzelce eşit şekilde yan taraflarına gelecek şekilde yerleştirelim. Boşluklarımızı atlamadan iç kısımdaki kestiğimiz bölgeyi sabitleyecek şekilde yerleştireceğiz ki her bir boşluktan aldığımız iplikleri etrafını dikercesine dönmüş olacağız. Ahşap plaka içindeki o boşluklardan, her bir delikten ilmek kaydırma yapacak şekilde yaparak ince bir tığ yardımıyla etrafını döneceğiz arkadaşlar. Bir yandan elimizle de yardımcı olalım. Düzgün kaymasın, devam edelim. Burayı tamamladık. Şimdi buradan ipimi geçirdim alttan. Şu kısımdan geçirip yürüttüm. Ve şu kısma geldim. Hiç ipimi koparmadan. Şimdi bir tek kanadın alacak şekilde. Ve şimdi her bir boşluktan şuradaki ilmek kaydırmada tek kanat ipini alarak arkadan da alabildiğiniz şekilde alın, plastik kopmasın diye. Diğer parça tarafına kadar üst tarafı sık iğne yaparak geleceğiz. Diğer ahşabın işlemelerini tamamladıktan sonra yine bu parça yaptığımız gibi o kısmı da aralardan ilmek kaydırma yaparak geliyoruz. Bu kısma kadar diğer parça ekleyeceğiz. Devam edeceğiz. Yine bu kısmı da sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ben kısaca nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum.
Önce ilmek kaydırma yaparak bu parçamızı ekleyip ipimizi alttan yürüttüm. Daha sonra sık iğne yaparak şöyle geldim. Yine bu parçamızı ekledim. İlmek kaydırma yaparak yine alttan ipimi arkaya geçirip sık iğne yaparak etrafını dolaştım. Şimdi tekrar şuradaki parçayı monte edecek şekilde çift şu iki boşluk arasında ilmek kaydırma yaptım. Şöyle göstereceğim size şimdi tekrar nasıl yapıldığını. Buradan hemen yukarı yine çıktım. Şöyle çok içinden ipimi geçiriyorum. Hiç ipimi kesmedim şimdiye kadar. Şimdi buradan da sık iğne yaptım dibin altına çift olacak şekilde yani iki tane ilmek arasına ilmek kaydırma yaptım. Hemen o kısma kadar geliyorum. Bakın nasıl yapıldığını. Bakın şu aldığım ilmekten sonra bir boşluk bırakıp ikinciye ipimin ayarını ayarlıyorum. Uzunluğunu ilmek kaydırma yapıyorum. Bir boşluk atlayıp diğerine bir boşluk diğerine ipimin ayarını ayarlayarak böyle devam ediyorum. Şimdi bu kısmı bitirip şurada anlattığım demin anlattığım kısmı birleştirmeyi göstereceğim. Hemen bu kısmı ben hızlıca yapıyorum. Diğer kısma geçiyoruz. Evet, ilmeğimi alttan yürütüp bu kısma kadar geldim. İlmek buradan almış oldum. Şimdi ilmeğimi şuradan tığımı geçirip ilmeği üste çekebilmek için şimdi hemen nasıl yapılacağını şuradaki boşluk var ya arkadaşlar oradaki boşluğun şu ilmeğin arasından ilmek sık iğnenin ilmeklerin arasından yapacak şekilde ilmek kaydırma yapacağız. Yani şuradaki boşluktan değil şuradaki ilmeğin tek kanadından ilmek alıyoruz alttan ilmek yürütüyoruz. Şu iki taneyi çift olarak alacağız. Yani şu boşluğu atlayıp bir ikinciye geliyoruz ki şu boşlukların arasına denk gelecek şekilde devam edeceğiz. Yine ilmek uzunluğumuzu ayarlıyoruz. Şöylece sıkıca bu kısmı buraya monte etmiş oluyoruz. Kanadını bir daha gösteriyorum. Şurayı boşluktan ilmek çıkartıp böylece bakın böyle yürütüyoruz. Daha sonra böyle geleceğim. Yine aynı burada ilmek kaydırma yaptığım gibi sık iğnelerin dibine olacak şekilde yine bir boşluk atlayıp çiftli yapmış oluyoruz. Sık iğneleri çift olarak ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Bu kısmı da hemen anlatayım. Ben şöyle bir doğaçlama yaptım arkadaşlar. Gül motifi gibi iğneyle işledim. Yani siz isterseniz desen işleyebilirsiniz. Etamin görüntüsü olduğu için etamin gibi yapabilirsiniz küçük çarpılarla. Ben bu şekilde yapmak istedim. Şöyle daha bir doğal olsun istedim. Farklı bir motifleri siz deneyebilirsiniz. Evet, astarımızı tamamladık. Bu kısımlarda cep yaptım ve kilitlerini koydum. Bu şekilde. Şimdi tersini çeviriyoruz. Dikiş kısımları
dışarıda olacak şekilde astarımızı alıyoruz elimize. Ve bu kısımlara da askı taktım. Yedek askı diktim metal kısmından. Dikiş kısımlarını yanlara tam denk gelecek şekilde yerleştireceğiz. Şuradaki ip kısmı değil, şu diktiğim yerden tam sıfırlayacak şekilde şöyle bir pay bırakacak şekilde dikeceğiz. Bir miktar tam şu kısımdan olacak şekilde ineliyoruz. Yine aynı şekilde diğer kısmı da şu birinci dikişten olacak şekilde ineleyip ortalayacağız. Diğer yerleri de güzelce denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şu kısımları hafif kesiyorum makasla görünmesin diye. Daha sonra şuradan bu şekilde yerleştirerek dikiyoruz arkadaşlar. Çantamızı tamamladık. Hemen ölçülerini söyleyeceğim. 36 30 santimde yüksekliği var. Setimiz bu şekilde tamamlamış olduk. Deri askımız. Farklı askılar kullanabilirsiniz. Farklı fikirlerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir çalışma yapmak istedim. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. İç astarlama kısmını da bu şekilde yapıp iki tarafında da cep kullandım. İçinde de yapışkan kısımları var. Yine istediğiniz zaman açıp kapayabileceğiniz iplikle bir astar uygulaması yaptık. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilenirse omuzda askı olarak takılabilir. Çantamızı böylelikle bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için. Diğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız. Tüm yorumlarınız, beğenileriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.